Selamlar maçkolik YouTube kanalına hoş geldiniz. Grupları konuştuğumuz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grupları konuştuğumuz serimizde B grubundayız. İtalya, İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk var bu grupta. Sevgili Melih Haydoğlu'muzla birlikteyiz. Melih bana asistler yapacak ve turnuvayı B grubu üzerinden konuşmaya çalışacağız. Selamlar Melih. Abi selam, hoş geldin. Dünya ülkeler sıralamasında 8, 9 ve 10. sıradaki takımlar burada. İspanya, Hırvatistan ve İtalya sırasıyla. Arnavutluk'ta 66. sırada şu anda. Bu grup turnuvanın en zorlu grubu diyebilir miyiz? En görkemli, şaşalı. Evet öyle görünüyor. Bir yandan da eski usul olsa yani ilk ikiler gitse tam böyle İspanya ve İtalya'nın son maçlara kadar sürünüp son maçta Arnavutluğun kafasını çıkarıp Hırvatistan'ın aradan sıyrılıp geçeceği bir grup gibi görünüyor böyle ama öyle olmayacak tabii ki. 2000'ler sonrası yapılan 6 turnuvanın 3 kazananı burada. Toplamda da 16 şampiyonluğun 11'i yine bu grupta. İspanya ve İtalya'nın 3 ve 2 olmak üzere toplam 5 şampiyonluğu var. Bu gruptan bir şampiyon görecek miyiz sence? Ya bunu turnuva başlayınca bence daha iyi netleştirebiliriz. Çünkü bu takımlar özellikle İtalya Avrupa şampiyonalarında Euro 2000'den öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılıyor. Ondan önce İtalyan futbolunda böyle bir Avrupa şampiyonasını domine ettiği bir kupa göremezsiniz. Ama özellikle Prandelli'nin İtalya'sından sonra İtalya bir Avrupa şampiyonu, Avrupa şampiyonası takımına dönüştü. İlginç bir kabuk değiştirmeydi. Ama İtalyanları daha önceki turnuvada da İtalyan futbolunu bilenler elbette bir potansiyel olduğunu düşünüyordu benim gibi ama böyle bir çıkış beklemiyorduk. Şöyle bir bakınca yani İspanya'nın da o kırılganlığı var gibi geliyor bana son birkaç turnuvadır. Yani Fransa'ya, İngiltere'ye hele turnuva takımı olmuş İngiltere benim misal eskiden hiç korkutan bir takım değildi bir İtalyan futbolu severi olarak. Ama artık tehlikeli takım. Fransa'nın havuzu felaket. Onların yanında bunlar daha böyle plase kalır gibi geliyor bana. Yeni bir yapılanmaya giren İspanya'yı izliyoruz. Bu grupta İspanya hakkındaki görüşlerini rica ederek başlayalım. Ya İspanya'nın kadrosuna bakıyorsun yine o pas yapan orta saha oyuncuları. İşte Fabian Ruiz gibi oyuncular var. Zubimendi gibi oyuncular var. E Pedri gelecek işin içine. E Rodri Avrupa'nın en formda orta saha oyuncusu kimilerine göre, birçoklarına göre. Hala o üretkenliği, o kültürü devam ettiriyorlar ama şöyle bir şey var bence. Yani İspanya Avrupa futboluna hükmettiği dönemde orta sahası muazzamdı ama defansı ve forvetiyle de çok maç çözüyordu. Yani Dünya Kupası'nı hatırlayalım. Kazandıkları Dünya Okpasını, David Villa etkisini kimse bir kenara koyamaz. Muhteşem sürük demişti takımı. Almanya maçına kadar. Ondan sonra o Tiki Taka devreye girdi. Form ve güven kazandılar. Ve sonra İspanya'yı izledik. E 2008'i Torres üzerinden anlatabiliriz aynı şekilde. Bir tek o forvetsiz Falsunay Fabregas da 2012'de çok hükmetmişlerdi. Ama hem geride hem ileride yani Morata elbette formda bir sezon geçirdi ama İspanya Milli Takımı'nda sorunları çözecek oyuncu mudur? Çok emin değilim ve turnuva içinde de çok kırılgan olduklarını gördük. Son Dünya Kupası'nda da grup tarafında çok takdir topladılar ama grubu açtıkları an çok kırılgan bir takım olduklarını gördük. Bu açıdan evet gene favoridir grupta ama çok da turnuvanın genelinde İspanya bu işi götürür diyemiyorum. Üstelik Pedri'nin durumu da şüpheli. Onun orta sahaya çok şey katacağını düşünüyorum. Yani Benim için takımın yıldızı misal Pedri. Eğer o varsa kilidi çözecek isim odur gibi geliyor. Bütün bunlara baktığımızda bilemiyorum İspanya'yı ya. Gavi de olmayacak. Onun bir eksikliğini hissedecekler. E üstelik ya, o... orada da acayip bir antrenör yeme makinası çalışmaya başladı. Tekrar biliyorsun Aragones ve Del Bosque'den sonra. E Burada antrenörün de biraz eleştirildiği bir durum o. Hani herkes turnuvaya katılma kesin gözüyle bakarken Gürcistan maçıydı galiba değil mi Gavi'yi oynatıp sakatlandığı maç biraz oradan da okları üzerine çekti o açıdan da işi zor olacak Fuenten'in ama orada ilginç bir ekole döndü İspanya bence. Eskiden Clemente, Suarez gibi önce U21'de mesai yapıp sonra üst tarafa yükselirdi antrenörler. Tekrar o ekole döndüler. Yani neredeyse bütün kariyeri alt yaş milli takımlarda geçmiş. Oralarda kupalar kazanmış bir antrenörden bahsediyoruz. Bilbao kökleri olan bir antrenörden bahsediyoruz. Ben bütün bunları göz önünde bulundurunca o İspanya'nın biraz o Bilbao öyle bir takımdır 80'lerde. Çok kavgacı, çok tartışmalı bir takımdır. Maradona Meşhur Maradona olayından Maradona bildiğimiz üzere, zaten o maçta e, yedek oyunculardan biridir kendisi de. Sonra Solbeck olarak 83-84 şampiyonuna katkı verir. O kimliği de belki aşılar. Çünkü bir röportajında yetenek ve topa hakim olma yeterli değildir diyor. Belki oraları da takım aşılayacaktır ama Gavi olayından dolayı mimli bir antrenör olarak başlayacak turnuvaya. Göreceğiz. Ee, Uluslar Ligi'ni kazanarak geldi buraya. O bir etken olabilir, artı etken. Şöyle bir detayı var. Hırvatistan'la oynadılar üstelik. Olarak. Evet, yine aynı gruptalar. De La Fuente, 1998'de Clemente'den beri ilk defa bir İspanya A milli takımını giymeyen teknik direktörmüş. Clemente de hocasıydı Bilbao'da. Evet, <laughs> oradan öyle bir bağları var. Kadroya alınmayanlar üzerinden bakacak olursak Pedro Poro'nun sakatlığı, Pau Torres alınmadı Aston Villa'dan. ve belki de en büyük sürpriz Paris Saint Germain'den Asensio'nun kadroya dahil edilmemiş olması. Bunları arar mı yoksa takımdakiler yeterli mi? Ya takımdakilere baktığında zaten hani maliyeti olsun, kariyerlerinin yükselişi olsun. Yamal'dan tut da yani herkes var kadroda. Kadroda Eko bir sıkıntı oluyor. yok. Barcelona'dan gelen 17 ee, yaşında ve kadroda. Sen Laport'u merak ediyorum ben. Çünkü sahneden inmek bence oyuncuları biraz geriye atıyor. Ama mecbur tercihlerinden biri olacaktır. Ee, ama benim gözüm bu turnuvada İspanya'da elbette Pedri benim için ayrı çıkış yaptığından beri o yaşına rağmen o güveni beni çok etkiliyor. Çok rahat sahada. Onun için Gavi'den de öne koyuyorum onu ama benim gözüm Grimaldo'da olacak. Hatırlıyorsanız e, Gosens İtalyan futbol takipçileri Gosens'i biliyordu ama şampiyona da herkes tanımıştı Gosens'i. Burada da Grimaldo öyle olacak gibi. Ya yani Bundesliga'yı kasıp kavurdular ama bütün dünyaya burada yayılabilir sanki performansı devam ettirirse muhteşem bir sezon oynadı. Kuzen'de harika bir sezon geçirdi. Şimdiden Tabii sistem de farklıydı. Burada 4-3-3 oynayacaklar. O yazılı olmayan bir kural İspanyol futbolunda artık. Onlar da elbette etki edebilir ama benim gözüm Grimaldo'da olacak diyeyim. Muhtemel 11 üzerinden gitmeyelim ama yine de izleyicilerimizden varsa yorumlarını belirtmek isteyenler İspanya'nın muhtemel 11'ini kim nasıl oluştururdu? Onu görmek isteriz. Hücum hattını sorayım ben sana. Yamal'ın yeri garanti gibi görünebilir. Peki sol kanatta Dani Olmo mu dersin, Nico Williams mı? Olmo son şampiyonayı hatırlarsanız takımın açılma sebebi Olmo'yu ileri uçta oynattığı ve İtalya maçını bence kusursuz oynamışlardı. Çok hak etmişlerdi. Chiesa Piango'dan bir iş çıkardı orada. Olmo'nun bu açıdan taktiksel açıdan çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hatta Pedro oynamazsa eğer forvet arkası gibi de onu değerlendirip yardımcı bir rol verebilir. Biraz İspanya'nın tarihine de seninle biraz uzanalım istersen. 2008, 2010, 2012 o domine ettikleri yıllarda en unutamadığın maçı sorayım sana. Yani tabii ki final İtalya. 2008'de de İtalya onları zorlamış, yenilmişti. Penaltılar, Penaltılar. sanırım evet. 2012 gruplar bir bir bitti. Çok iyi başlamıştı İtalya. 3-5-2 bir şok etkisi yaratmıştı Avrupa'da. Ama finali muazzam oynamışlardı. Yani Xavi'nin o Pirlo'yu savunma olarak bitirip o görevini yapması, o egosunu törpüleyip sadece o işe odaklanması ve takımın muazzam bir makine olarak çalışması benim için o İspanya'nın simge maçıdır o Dünya Kupası da dahil. Avrupa Şampiyonalarında 68 gol atmışlar toplamda ve bunun son 50 golün hepsi ceza sahası içinden. Son ee, golü kim atmış? Ceza Raul. Raul. Euro, <laughs> Euro 2000. 2000'de. Euro 2000. Çok şık bir goldü. Ceza sahası unutulmaz ee, bir goldü. Yani, Yaşayanlar de... e, hatırlar. Hatırlamayanlar da izlesin diyelim. Ben de Buğra Opta verilerini gönderince şoka girdim bunu görünce. Çünkü çok sık konuşuruz bu. Guardiola sonrası tırnak içinde halı saha futboluna odaklanmalarını rakamlarda her şeyi söylüyor. Ya son 50 golle bu arada çok muhteşem bir rakam. Şöyle düşün. Ya ceza sahası dışında hadi şu çekmezsin belki anlarım ama Frikik'ten bile hani hiç mi gol atmadınız 24 senede? Atmamışlar. Yine böyle bir oyun sistemi bekliyorsun? Sonuçta artık bir Torres veya David Villa gibi isimler yok. Ceza sahası dışından Morata'nın Joselu'nun denemeleri olabilir mi? Esas Ruiz, biliyorsun Napoli'den gittiğinden beri Napoli'de bile eksildi o durum. Ceza sahası dışından acayip deneyen ve çok iyi çözümler bulabilen bir oyuncuydu. Fabian Ruiz'den böyle sürprizler bekleyebiliriz. Ama genel oyun yapısı bence değişmeyecektir. İspanyayı artık öyle kabul etmeliyiz gibi geliyor bana. Elbette bunun ne kadar doğru, ne kadar uygulanabilir olduğu tartışılır. Ama yine öyle bir oyun bekleyeceğiz herhalde temelinde. Ama Fabian Ruiz gibi isimler belki bir tavşan çıkarırlar şapkada. Abi geçelim Hırvatistan'a istersen. Buyurun. Ee, orada da Dal için dördüncü büyük turnuvası, iki dünya kupasıyla yarı final gördükten sonra şimdi ikinci Avrupa Şampiyonası olacak. Avrupa Şampiyonalarında hep varlar. Ama grup aşamasından sonrasını geçemiyorlar. 96'da da öyle. Biz eğlendikleri 2008'de de öyle. Yani çok şey vaat takımları bile eleme aşamasını geçemiyor. Bu açıdan çok ilginç bir şey bu bence Hırvatistan için. Çünkü özellikle dünya kupalarında belki o hayalimizi de işte Modric, Brozo bu orta sahayı böyle o şatafatında göremiyoruz. O akışkan oyunda göremiyoruz bütün turnuva boyunca. Ama maçı almayı bilen, maçı tutmayı bilen ki ben... Bu sefer ikililerinin, defans ikililerinin daha iyi olduğunu düşünüyorum daha önceki turnuvalara göre. O açıdan da yine bir turnuva takımı izleyebiliriz Hırvatistan adına. Normal 4-2-3-1 gibi diziliyorlar ya da 4-3-3 gibi diziliyorlar ama ben yani Kramaric'i de arkaya atıp Budimir'e destek verdiği formasyonlar olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ileride Budimir oynayacak büyük ihtimal. İspanya'da çok iyi bir sezon geçirdi çünkü. Son turnuvasını oynaması muhtemel çok fazla isim var burada. Modric öyle, Kovacic, Perisic. <laughs> Büyük konuşma da. Gerçi yani yapsalar şaşırmayız yani. Bir <laughs> Dünya Kupası çıkarsalar şaşırmayız. Dediğin gibi Avrupa Şampiyonları'nda hiç yoklar. Ama 6 Dünya Kupası'nda 3 yarı final var. Evet. Böyle Mesela ben takım. son turnuvada dürüst olayım. Artık o kaplanın gözü kayboldu. Artık e, misyonlarını tamamladılar ve çok fazla ilerlemezler diyordum ama muazzam ilerlediler. Yani Messi'ye çarpmasalar bir final daha görebileceklerdi. Final tekrarlanacaktı. Onun için harika bir Dünya Kupası takımı oldular. Ee, savunma ikilisinin daha e, iyi olduğunu söylemiştin şu anda. Guardiola'nın yanına kim yazıyorsun? Ben Stalvo'yu yazıyorum. Çünkü onun Fiorentina geçen sezon alacaktı. Bu se sezon başı Ajax'a gitti. Fiorentina'nın stoperleri çok şahsına münasırdır biliyorsun. Onlar bir stopere kanca taktıysa bir merceği yakınlaştırmakta fayda var. Ben de ondan sonra bir takibi almıştım. Özellikle ikisinin de ayak tekniği kusursuz. Orta sahada da gayet rahat oynayabilecek iki isimden bahsediyoruz. Özellikle Vida ve Lovren'den sonra daha güvenli gibi geliyor orası bana. E, kalecileri de kendini kanıtladı. Bir turnuva kalecisi olduğunu gösterdi. Ve o açıdan Hırvatistan çok da kolay teslim olacak gibi gelmiyor bana ama bütün bu isimler arasında evet Modric varsa orada Modrić'i yıldız olarak göstermekte bir beis yok ya. Yani. Orta sahayı bozmuyoruz diye düşünüyorum. Modric, Brozovic, Kovacic. Bozmuyoruz. Brozo'yu bekliyorum orada da. Yine sahneden çekilenler arasında. Benim aşırı beğendiğim bir orta saha oyuncusuydu. Onda benim gözüm onda olacak. Bakalım düşük, düşüş var mı? Eski formundan ne kadar uzaklaştı? O açıdan ilgi çekici olacak benim için. Hücum hattında Mancukic'den beri Belki bir nokta santraforları yok. Kramaric az önce övdün. Bruno Petkovic yedekten gelebilir belki. Hücum hattını da sorarak diğer ülkeye geçelim istersen. Ben Mansuk için de hiçbir zaman Davor Šuker gibi o 9 numara olduğunu düşünmüyordum. Ama orada orta saha daha gençti, daha ahenkliydi. Onlar biraz açığı kapatıyordu diyeyim. Burada da yani gene benzer tartışmalar var. Hırvatlar ilginç bir şekilde. Yani 2008'de de misal ben o forvet sıkıntılarını hatırlıyorum yine. Yani tek eksikleri forvet deniyordu. Evet burada da herhalde tek eksikleri gene uç nokta olacak. Ama orada ilginç oyuncular var değil mi? Mesela Paşaliç var. Atalanta'dan hatırlıyor izleyicilerimiz. Orta sahadan çok fazla koşu atıp yardımcı orta saha oyuncusu olarak katkı verebilir. Ve abi geçelim son şampiyona İtalya'ya. 2020'nin ardından e, burada bir diğer rakibi İspanya'nın yaptığı gibi ikili yapabilir mi sence? 2020-2024 öyle başlayayım. Zaten İtalya deyince sen anlatacaksın bize. Estağfurullah. Yani turnuva bu belli olmaz ama İtalyanlar bir şey kazandıktan sonra tekrarlaması en zor uluslardan biri. Bunu gördük zaten Dünya Kupası'na da bu gidemediler. Turnuvaya katılmış olmaları bile bence bir başarı. Yani. Hakem biraz daha dikkatli olsaydı bence de zordu iş. Ukrayna harika bir e, maç oynamıştı. İtalya'nın biraz antrenör avantajı var. Çünkü Luciano Spalletti e, elbette Napoli ile hepimizin son hatırladığı büyük başarısında bir 4-3-3 takımıydı ama Spalletti'nin Udinese'sine baktığımızda üçlü de oynadığı ve Şampiyonlar Ligi'ne o takımı götüren serüveni yaşadığını biliyoruz. Roma'da 4-6-0'ını biliyoruz. Sağda o müdahaleleri, o dokunuşları hiçbir zaman esirgemeyen bir antrenör. Ben yeni nesil İtalyan antrenörlerin en büyük sıkıntısı olarak bunu görüyorum. bir A planları var ve B planlarına geçmemek için çok direniyorlar. Spalletti biraz o geçiş dönemi daha eski İtalyan antrenörlerden biridir ve son Güney Amerika turunda zaten o gruplardaki 4-3'ü bıraktı ve üçlü savunmaya döndü. Çünkü elinde Bastoni gibi bir silah var. Üçlü savunmada ek bir hücumcu olarak çok katkı verebilecek bir oyuncu. E, Dimarco üçlü yani 3-5-2, 3-4-3 varyasyonlarında çok etkili bir sol kanat oyuncusu. E, bunun dışında baktığınızda Bastoni'yi bir türlü oynatmalısınız. Belki de en formda en prestijli İtalyan stoper. Ama Bastoni'yi dörtlüde ne kadar verimli kullanırsınız çok emin değilim. Yanında Mancini gibi hamle stoperi kullanacaksınız. Yani güvenle onu arkada bırakıp. Bastoni'yi ileri atacağınız bir stoper değil. E, bunun dışında bence İtalya'nın buna dikkat diyebileceğimiz iki ismi var. Birisi savunmada Calafiori. Muazzam bir lig geçirdi, sezon geçirdi. Motta'nın takımının en önemli parçalarından biriydi. Benim de Zirkse ile beraber o takımı izleme sebebimde. de. Fiziği muhteşem bir oyuncu. Yani onu izledikçe Frattezi ve Scamacca ve Calafiori'ye bu Roma nasıl saldı diyorsunuz. Bu soruyu soruyorsunuz. Bütün bunları kullanmak için en iyi çözüm bir 3-4-3-3-5-2 varyasyonu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de yani başka bir antrenör olsa bunu uygular mı diye acaba yapar mı diye sorardım ama Spalletti bunu bir noktada uygulayacaktır. Raspadori bile biliyorsun bir forvet sıkıntıları var. Retegui mi oynayacak? Skamakka mı oynayacak? Skamakka çok formda. Bir diğer oyuncu da Skamakka dikkat edeceğimiz. Ama tam bir İtalya milli takımını sürükleyecek center formu ben emin değilim. Daha kendine o kadar kanıtlayamadı. bütün bunlardan bir çare bulamazsa, bir çözüm bulamazsa Raspadori ile bir 4-6-0, Chiesa Raspadori ile bir farklı bir denklem olabilir. O açıdan Spalletti'ye biraz güveniyorum diyeyim. Bir diğer isim Barella. Çok formda bir sezon geçirdi yine. Arada dalgalanmaları oluyor. Bir diğer isim de herhalde biraz driplinkle Yaran biraz o yönüyle hücuma katkı veren bir oyuncu arayacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden de üçüncü oyuncusu eğer üçlü orta saha kullanacaksa Pellegrini olacaktır gibi geliyor bana. Yani Mourinho ile felaket bir dönemi vardı. Roma'da. Çok kötü günler geçirdi sezonun ilk yarısında ama De ile birlikte çok iyi. Takımın o tekrar lideri, tekrar bayrak adamı, adayı olarak ön plana çıktı. Herhalde orta sayı üçlü kurduğunda da böyle bir yapıya gidecektir. Bir de Fırat Teyze diye bir canavar var. Ceza sahası koşularıyla çok fazla rakibi yıpratan. Onu da kullanacaktır gibi geliyor bana. Burada turnuvaya sence kimler seçilmez diye soracağım. Şimdi Sonuçta Juventus'la koca bir sezonu çöp olarak geçen Nicolo Fagioli var. Fagioli seçildi. çok şaşırttı beni. Onu acaba bir rehabilitasyon için mi çağırdı acaba? Kesinlikle sana katılıyorum. Başka açıklaması yok. İnsanlar Locatelli yokken bu niye var diye sordu. Haklılar da. En çok şaşırtan ve yani Spalletti'nin ne kadar umurunda bilemeyiz de Di Gregorio'nun ben milli takıma seçilmemesi beni şaşırttı. Sezonun kalecisi seçildi. Bence Somer sezonun kalecisi ama Di Gregorio Monza'da harika bir sezon geçirdi. En azından Donnarumma'nın arkasında e, ikinci kaleci olması gerekiyordu gibi geliyor bana. E, o biraz şaşırttı beni. Bir sorunu yoksa bir problemi yoksa o ilginç. Hücumu da konuşmadan geçmek olmaz. Eğer üçlü oynayacaksa zaten Kieza, Skamakka gibi bir şey yaparız Bence Kieza'ya çok muhtaçlar takımda en tahmin edilemez en oyunu sürükleyen ve en olmadık yerde bir şeyler yapan oyuncu Chiesa ki geçtiğimiz turnuvada da zaten hatırlarsanız İspanya maçında eğer onun o isyanı eğer onun o azmi olmasa hem İspanya-İngiltere hem maçı çok zordu İtalya için. E Chiesa bence kilit oyuncu. Onun yanında Scamacca iş yapabilir. Retegui ilginç bir oyuncu. O da zaten Arjantinli biliyorsun. Onu bu yoklukta getirdiler bir Orion olarak. Onun dışında ben El Şarabi çok da sahne alır diye düşünmüyorum. Raspadori önemli olacaktır. Raspadori Napoli'ye alan Spalletti'ydi ve Mesela Rangers deplasmanını hatırlıyorum katkı aldığı, 4-6-0 gibi kullandığı ya da Simone ile birlikte kullandığı anlar oluyordu. Yetenekli de bir oyuncu Sassolo'dan beri zaten dikkat çekiyor. Raspadori de onun adamlarından biri. Onun için El Sharabi'ye sıra gelmez gibi geliyor ama turnuva bu belli olmaz. Formsuzluklar, sakatlıklar farklı yerlere götürebilir bizi. Abi geçelim Arnavutluğa. Siviyon'un Arnavutluğu 2016'dan sonra ikinci kez katılıyorlar. Buradan bir sürpriz çıkarma veya bazı takımlara sıralama için çelme takacak güçte mi Arnavutluk? Ya şimdi üç takımı da forvet noksanlığı üzerinden konuştuk. Arnavutluğu da tamamen savunma üzerinden konuşuruz herhalde. Yani bana göre takımın lideri ve saha içindeki en iyi oyuncu Jim City. Yani hani böyle bir takımdan bahsediyoruz. Sadece 12 gol attılar. Çek, Çek Cumhuriyeti ile birlikte en az gol atıp turnuvaya gelen iki takım ki 1-2 olmuşlardı gruplarda. Ee, hep o İtalyan futbolu e, etkisini görüyoruz. Zaten kadroya da bakınca şey gibi hani Lecce, Sassuolo tam o oyunculardan kurulu bir kadrodan bahsediyoruz. İspanya gibi, Hırvatistan gibi hatta belki de İtalya gibi böyle forvet sıkıntısı yaşayan takımlara elbette sıkıntı yaratabilirler yani. Aslani üzerinden belki biraz burayı değerlendirebiliriz. Ve tabii ki ligimizde de bu sene hiç fena sezon geçirmeyen Reymanay takımın yıldızları gibi görünüyor. Kesinlikle. Ben e, Engin Kehale'den bir kopya aldım ve oyuncuyu inceledim birkaç gündür. Sol beklerini çok beğendim. Mario Mitay. Biraz bizim Abdullah Ercan'a benziyor stiliyle. Onu ona dikkat edeceğim. çıkış yapabilecek oyunculardan biri. sağ kanattan da Asani var. elemelerde en çok gol katkısı veren oyuncu o da Kore lig'inde oynuyor. yani böyle bir takımdan bahsediyoruz. Ve Aslani Interde çok rotasyon oyuncusuydu, ama bu tarz takımlarda yani kapanan takımlarda, bunu en yakın örneği Fas'ta gördük işte. O bölgede oynayan oyuncular dikkat çekebiliyor dediğin gibi. Hücum tarafında da e, Ernest Muç var. Yine onu da yakından takip edeceğiz. Zaten büyük bir turnuvaya, büyük bir sahneye gidiyor. E, karşılaşacağı rakiplerin de büyük rakipler olması da belki onun değerine değer katabilir iyi bir turnuva geçirirse. Evet yani bir, bir buçuk maçta bile bir kafanızı çıkarmanız yetebiliyor bu turnuvalarda. Onun için mümkündür. Özellikle bu kadar yoklukta bir kadroda. Kesinlikle. Büyük bir seferi oynayacak o bölgede ama yani kesin değil hiçbir şey. Abi benim sorularım şimdilik bu kadar. Konuşmadığımız bir yer var mı sence? Bilmem yok herhalde ya. O zaman izleyenlere şimdiden seyrettikleri için teşekkür edelim. Beğenilerini rica edelim ve sözü kapanış için ben sana bırakayım. İzlediğiniz için teşekkürler. B grubunu böylelikle bitirdik. Diğer gruplarda farklı programlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.